Ben nükleer konusunda şuna inanıyorum. Türkiye'nin enerji karışımında enerji açığı olan, açığı çok yüksek olan bir ülkeyiz biz. Fosil yakıtlarda, kömürde, petrolde, doğalgazda %98 dışa bağımlıyız doğalgazda, %93 petrole. Dolayısıyla Türkiye'nin enerji bileşenini çok iyi dengelemesi lazım. İçinde de yenilenebilir de olacak, gaz da olacak, kömür de olacak, hidro da olacak, nükleer de nükleer de olacak. olacak. Yani Türkiye'nin nükleer enerjiye ihtiyacı var. Var. Nokta. Nokta. Evet. Tabii. Var. Yani Bunun hiçbir şey için yok yani. başlangıçta gerekirse maliyet öderiz. Evet. Çünkü şimdiye kadar kimse vermedi bize bu Evet. teknolojiyi. Ruslardan alıyoruz. Belki bundan sonraki oyuncu da Türkiye'deki nükleer pazarda Çin olacak. Ondan benim hiç kuşkum yok. Çünkü dünyadaki diğer batılı Çin'in teknolojisi güvenilir bir teknoloji. güvenilir bir teknoloji. Westinghouse'la birlikte geliştirdikleri dördüncü kuşak nükleer teknoloji var. Westinghouse olunca evet. Tabii. Dolayısıyla Türkiye bu nükleeri yapacak. Konu bunu en az zararla, maliyeti en düşük, rekabet gücümüzü aşındırmayacak, çevre etkisi, insan sağlığı, bütün bu hususları, fiyat iyi bir şekilde paketle müzakere edip oturtturabiliyor muyuz? Bir de dışa bağımlılığımız da azalmayacak. Bu yerli ve milli bir enerji değil. Bahsettiğiniz gibi çoğu Türkiye enerjide yerli ve milli olamaz. hiçbir ülke olamaz. Birkaç Bak ben şey oraya haricinde. geldim. Evet. Yani Enerjide Rusya olabilir. bağımsızlık Rusya zaten var. İran olabilir. zaten Enerjide var. bağımsızlık Amerikalılar bile uzun yıllar Tabii. uğraştılar. Şimdi belki yavaş yavaş Kaya kaya gazı gazı. sayesinde olacak ama Japonya'ya bakın. Bizden daha beter durumdalar. Hindistan'a bakın. Çin'den daha beter Japonya bizden durumdalar. daha beter çünkü bizden daha kalkınmış. Kalkınmış. Enerji ihtiyacı daha fazla. Enerji Bir de şu, siz de sohbetimizde bahsetmiştiniz. Türkiye enerji tüketimi artırmak için ne yapmalı? Evet. Kalkınma hızına ulaşmak için. Enerji tüketimini artırmayalım. Enerji tüketimini ne kadar düşürürsek, ne kadar akıllı sanayileri, teknolojileri eğilip ağır sanayi dışarı atarsak o kadar hızlı gelişmiş oluruz.